Merkezden geçer mi? Ablam geçmiyor be. Bir de turist bakıyoruz biz sadece. Ne yapayım yani? Şurada arkada bir şey var, onlara bir sorsana sen abla. Düzce'de ne turisti ya? Sizin ablayı saldırıyorum şimdi sana. Niye saldırsın bana ya? Böyle videolarda oluyor ya. Şey diyorlarmış, siz az önce markete girmemiş miydiniz? İki kere girdim çıktım. İki kere girdim çıktım. Çok beğenmiş. Allah Allah. Değerli müşteri. Al ya, deneyim işte akşam. Bak. Niye kötü olsun ki? Bu da güzel bir şey olma şansı pek yok. Ya görürsün yapılacağı. Sağlıklı anlamda. Sağlıklı değil. Şimdi şu ben atıştırmalık salatalıkları çok seviyorum. Bir tane de kahvaltıya alayım. Ben kendim yiyorum. Bir de böyle şimdi misafirimiz gelecek. Da şunu alayım. Güzel böyle. Kahvaltıya ve bize tartılmıyor. Bununla yapıyordu çünkü. Değil mi? Çıtır patates yaptı yanına. Bir de kuşkonmaz yaptı. Kuşkonmaza gerek yok. Ben yanına şey... Ama hangisi güzel? Şu mu? Yoksa bu mu? Bu güzel. Tartılıyor ama. Bu bir kilo değildir. Yılbaşına kadar bayağı bir stok yapacağımı düşünüyorum. Ben şimdiden alıyorum. Yani normalde bunu kullanmıyoruz ama... Şimdi biz iki tane şöyle alalım. Kalabalık olacağız yılbaşında. Şimdiden alalım. Şöyle düşes renkli almışsın. Soda. Seninki düşes miydi? Ben düşes aldım. Şundan mı almışsın? Evde var ondan. Güzel mi ya bence? Şey gelmiş. Mango ve düşes. Hangisi? Al mango. Düşes alayım. Gidiğimizi alayım. Düşes aldım ben. Tamam o zaman başka. Normal sodan var mı? Yok. Soda da var. Ben şimdiden iki tane aldım. Yani ara her geldiğinizde alırım. Hoş merhabalar. Bir kilo. Ortaya salata. Aynen yoğurt. Patlıcan. Tamam. Yani tabakta çok şey olduğu için mezeye bir şey gel. Vallahi. Fark ettim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Aslında çok güzeldi. Yok ya, hiç güzeldi. Hayır, ondan dedi. Ha. Hayır, öyle şeyler almıyorum. Bak. Ya sen oturup yiyorsun, dur. Ben bir şey yiyince 50 tane laf işitiyorum. Zaten onu bıraktım. Artık karışma. Aynı şekilde. Bundan yana sıkıntı yok. Hayır, ben şundan bahsediyorum. Eve bu tarz şeyler aldım. Yemek ye. Üç tabak ye. Ama şunları... Ekşi lezzet sütme yoğurt. Nedir? Ekşi. Yani. Yeni gelmiş. Mezeyi ne bulamadık? Burada bir saat konuştuk, bomboş konuştuk. Bak, yoğurtlu bir meze var. Yoğurtlu mezenin dışında. Yoğurtlu patlıcan var. Tamam. Ortaya koyacağım. Gevurdağı yapabilirim. Aynen. Rokalı domates yapabilirim. Güzel olur. Yanına ayrıca. Ayrıca. Tamam. Bir şey daha. İşte böyle kabak mücver gibi bir şey. Yap. Kabak mücver yapayım. Yap oğlum. Şu da mı kötüdür? Ay bu ne değil bu? Yulaf sütü işte. Yulaf. Aslında senin yemen, içmen gereken ben bu. Var ya, sen hayvan içmen. Dışında bir daha hiçbir şeyin sütünü yiyip içmem. Allah'ım ya. Bak mesela sütü bunun var ya, olacak. Bunun bir köpürür barista %3 yağlı çok iyi. Yani kahvede bu süt içilmeli de biz işte laktozsuz şunu alacağız o yüzden. Sence harras mı alayım, içim mi alayım? Ay çok uygun bu, bunu alalım. Bakalım. Bir de onun böyle normal sütünü. Buyurun, sek süt üretmiş. Tamam, sek süt ürettiyse sek güzeldir. Bundan alalım bir de. Okey, bastı. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Benim videomda Starbucks demedim. Doğru, boykot değil mi? Niye? Ben zaten sevmem, beni biliyorsun. Sen hiç sevmezsin, aram bile yok. Boykotlu değil de bana dünyanın en saçma şeyi geliyor Starbucks. Aynen. Evet. Aa bak, airfryer pişirme kağıdı. Ama yani airfryer pişirme kağıdı nasıl? 102. Evet.
10 tane alsam ondan bir tane daha airfryer alıyorum. Aynen. Yıkarım diyorsun ha. Yani airfryer'ı. Bu arada airfryer'lar çok zararlıymış. Hadi ya, kim diyor? Her yerde mi? Sonra Instagram'dan sürekli karşıma video çıkıyor. İnsanlar suyla falan yıkıyor diyor içine. Sana video attım bak, izlememişsin ya. İzlemişimdir de unutmuşum olabilirim. Bir tane daha alalım yani. Sen yine market poşeti almadın. Şu makarnayı yapmak çok istiyorum. Tavuklu. Ve ben bunu yapacağım. Sen yeme. Benim canım çekiyor böyle şeyler. Sen ben ton balığı alsam. Sen bak, ton balığı ye. Hı. Ben böyle şeyler yiyince de yeme. O nasıl bir şeydir ya? Ama laf ediyorsun. Neye laf ediyorum? Böyle şeyler eve alma diye. Ben şimdi makarna yiyeceğim. Bence de ya. Bunlar bence çok güzel olmuyor. Bence o aynen. Dardanel alacaksın. Ton balığı dardanel. Ama çok küçük bu da ya. 150 lira 3 tanesi. Hayatım. Sana. Şunun bir tanesi ona yetmiyor ki. Üçünü de yemem lazım. Onu o bitir. Yeter. Onu o bitir. Sonu da aldım. Sabunla protein. 1 gram protein ver. Aynen. Dardanel. Sik bir şey var. Alacağımız şeylerimizi alalım mesela. Şimdi evde en çok bunu kullanıyoruz. Böyle almak mantıklı mı? Nasıl şeyimiz de gelecek ya, kiler şeyi. En çok bunu yiyoruz artık zaten. Evet. Biz şunu bıraktık bu arada. Bunu bıraktık biz. Bunu yemiyoruz. Hiç kimse de yapmıyoruz. Kavgalı gibi. Ha, hiç kimse yapmıyoruz. Bu iri pilavlık. Esat iri sever. Bulguru. Başak başım oluyor. Benim sevdiğim bulgur baş başı mı ne? Başak bu mu? Başı. Başak baş başı değil bu arada. Sanki baş başı. Benim sevdiğim bulgur tamam, bu. Bunu al. Baş başı. Ama bak bu iri, bu baş iri. Başı. Baş başı. Baş başı olan. Tamam, sana baş başı. Orijin budur. Bir de küçük bulgur var, onu hiç sevmem. O köftelik bulgur mu? Da. Bundan da alalım, dursun evde ben. Ne yapacağız bunda? Yok evde kısırlık bulguru. Kısırlık bulgur ha. Ha. Ne yapacağız onu diyor. Köftelik, kısırlık, bulgur işte. Bilmiyorum o kadarını. Şimdi mercimeğim var evde. Bakıyorum burada hani bende eksik olan. Eksik bir şey var. Aa, bununla şey yapacaktım bak Esat. Ne, bu işte o. Bununla bizim sandalyemizi tamir edeceksin. Bunu yapıyorlar ya, böyle videolar var. Dıy videoları. Gerçekten alacak yap. Hayır. Ha. Alayım mı? Yok yok, yapma. Hani şu da olur bak o. En kötüsü. Indomie. Indomie. En zararlı. Hayır. Şu. O, en çok zararlı. Zararlı onlar, evet. Bir şey, Pasta Villa mı Barilla mı? Tabii ki Barilla. Ama bir şey söyleyeyim. Bayağı da bir fiyat farkı varmış. Pasta Villa olsa ne olur ki? Niye, ne kadar? Biri 92 bir... Ama bak var ya, bayağı farklı. Baksana bak, görüyor musun? Hmm. Bayağı farklı. Şimdi onu bir kere yapacağım. Gidip de onu tabii yapmıyorum. Canım, kötüsünü de yapma yani. Şöyle spagetti de ama çok severim. Ama şimdi bunun fiyatı yüksek olduğu için iyisi bu olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, ama bak tipinden belli. Adamlar açmış büyük bir şekilde penceresini. Bunlar küçük açmış. Hayır ya. Şunun yarı çapıyla bunun yarı çapını yap aynıdır. Bir şey söyleyeceğim. Hatta Barilla fiyatlarını düşürmek için şu olayı kaldırmış makarnalarından. Göstereyim mi mesela bak. O yüzden fiyat düşmüş bak, 28 liralara. Hep öyleydi o makarna. Hayır, bu pahalı bir makarna olduğu için böyle. Mesela bak burada, bu ne? Tam bu tagliatelle değil mi zaten? Tam tagliatelle. Tam tagliatelle. Tam işte. Alıyorum. Onu aldık biz. Aldık mı? Aldım ben. Şunu alayım mı? Sana erişte. 19 lira çok uygun. Ne işe yarayabilir ki? Var bunlar. O bizim evde. Var da var ya. Sabah kullandım aynısını. Tohum yesek ne olur ki? Chia işte. Ben onu ver bizim evde ondan. 16 lira mıymış? Ben onu 5 liraya mı 6 liraya mı ne almıştım? Öyle paketini mi? Evet, üçün böyle. Hocam. Biz geçen sene BİM'den almıştım. Evet. Ya bu benim koyduklarıma bak. Sen ne kadar dağınık koyuyorsun ya. Ne dedin? Çok dağınık koyuyorsun. Sen bak şunlardan yiyeceksin. Gel bak. Kara buğday unu, işte yulaf unu. Aynen, kara buğday unu benimki bu arada. Kara buğday unu. Aynen. Ya oğlum bak, şey işte yani senin gibi beslenmek de çok pahalı bak. 71 lira bir kilosu, bak 2 kilosu 29.50. Boş ver, gluten de dokunsun. Gluten de dokunsun mu? Arkadaş sen neler alıyorsun? Ben kendime bir şey alınca yok, o pahalı diyor ya bana. Tamam, al onu al. Ama onu izin verdin yani. Hayır, dökülüyor. Hayır, o altından dökülüyor. Bir şey söyleyeceğim. Hiç un kullandığımız bir şey yapmıyoruz bu arada bu son zamanlarda. Farkında mısın? Hani diyorum ki bundan sonra yaparsak da bununla yapacağız. Tamam, al. Ben bundan bir ekmek yapayım mı? Yap.
Bir şey diyeceğim, yulaf ununun ne farkı var? Çavdar unu, siyez unu. Çavdar falan yulaf değil, kara buğday lazım. Mor buğday unu var bak. Kepekli un, tam buğday. Organik buğday unu. Kapadokya. Ama bir şey diyeceğim, altı akanı aldım galiba. Altı akanı almadım. Aldın mı? Şey unu mu? Aldım. Ne olacak bu? Bak. Bu daha pahalı. Bu sırf var ya böyle kutuya atmışlar bu bir tanesi. Bence bu iyi, şey bu iyi. Bayatlar mı? Tarih maalesef. Önceki yaz bir sürü aldığımız bundan çok alıyorduk. Hadi bak çok kalabalıklaştı gördün mü? Yine bereketli geldi. Aynen. Ama bu sene mesela çok güzel dondurma da çıkmamış. Çok güzel. Ama onu ben çok sevdim. İyi alışverişler dilerim. Bir var ya 1 lira mıydı, 2 lira mıydı, 3 lira mıydı? Ben bir oturuşta 10-13 paket yiyebilirim. Ne? Yerim tabii. Yeni sütle. Beğenir. 76 TL. Ben bunu sevdiğimden alıyorum. Çok sevdim hatta. Arap sabunumuz çok iyi. $29.95. Normal havuz ne kadar? $19.50. Ben size bunu normal havuzdan veririm. Sıkıntı olmasın? Biz satamayacağız. Değil mi? Ha bir de şey diyeceğim bak. Onu da söyleyeyim hatta söyleyin. Devam artık. Bayağı da devam. Biz buraya ilk alışverişe başladığımızda 5000 mi 4000? Buraya ilk başladığımızda fırtakçı 5000 var. Abi garip. Ya zaten yarın öbür gün yasaklandı. Ya da dün başka bir şey gidiyor o zaman yani. O amacı diyorum ya şu an... Ben bunu çok sevdim. Bu eksotikte ayın 20'sinde... Onlar hepsinin arabası var. Heh. Evet, bir marketin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha poşet alayım da bunu. Yine poşet unuttum. Hı? Hani bir şeyim yoktu ya. Farkı. Şişemiz. Simge girer misin? Bakır ölçü bilgisi. 36. Ya. Vanilla çıktı içinden. Aa arabamız nerede? Ben Esat'ın şapkası. Ev sahibi olarak tek o takacakmış onu o akşam. Daha yılbaşı alışverişine çıkılmadı Esat Soytürk. Nasıl yani? Bu misafir alışverişi. Daha bir de yılbaşı alışverişi var. Battın. Görüşürüz. Esat diyor ki senin diyor üstüne diyor atlarsa diyor ona yaparsın diyor. Hadi bay bay. Tamam.
dil peyniri. Tamam. Bir tane. Aha böyle bir alalım. Şu teki alalım mı? Bir tane pazar günü bir tek keseceğim, bitecek. İkili alalım. İkili alalım. Çünkü dili nasıl yapıyorlar? Şu iki tane var ya. İkili. Şu öndeki aynen. Güzel evet. Aynen. O yeterli. Olsun. Bir de şey olsun, balık etsin. Tamam. Ezine. Geldim. Bir tane hellim alalım. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Hadi cevizi al. Cevizi çok güzel. Balıkesir'i tam kalıp mı vereyim? Tı gelmiş. Aldı mı? Aldı. Üzüm var ekşisi. Daha açılmamış galiba. Ne istiyorsun canım? Var. Var mı? Tamam, nar ekşisi. Bir tane daha olsun. Yeni geldim, al geldim. Yeni gelmiş. Burada. Öyle mi? Açık kalmamız kahvaltı için az bir şey. Acık alacağız. Alacağız az bir şey ondan da var. Ama yine de glutenli değil mi onlar da? Ondan. Bu mu? Evet. Yani tuzsuz, tuzlu. Ha aldık ondan. Sadece onlarda mı tuzlu ve tuzsuz var? Evet. O zaman aldık. Tamam. Hatta sen tuzlu mu istemiştin? Tuzsuz. Kahvaltıda tuzlu güzel gidiyor da tabii damak zevki. Yeter mi Simge Hanım? Yeter aslında ya, tamam. Yeter. Taze almak tamam. Daha iyi. Tamam. Falan alıyor musun? Alacağım, alacağım. Burada. Popüler oldu bu TikTok'ta, herkes peynir dolgulu jalapeno yiyor. 10 senedir satmadım, o kadar sattım. Allah Allah, bir şey bir kere çıktı. Ama bu çok büyük, ben şimdi bunu beğenmeyebilirim. Ben sana çok ve 2-3 tane... Ben, yani beğeneceğinizde çok... Acı seviyor musun? Acı seviyor musun? Severim ben acı. Jalapeno'yu çok yiyor zaten. Tamam. Ya ben... Ya ama herkes kutur kutur yiyor, ben de tatlı bundan al. Efendim? Hayır. Yok, almayacağız. Tamam. Yok, alacağız. Ama almadık. Orada varmış. Var mıymış? Öyle dediler. Yeni gelmiş. O zaman şundan buradan alayım bir tane. Al. Açıldı tamam, mı? Alın, alın. Altında da şey, o üstteki ne? Elma. Elma sirkesi. Tamam, üzüm ve alıç da var. Tercihiniz hangisi olur? Bana... Ama ben mesela elma, sabah aç karnı hangisi daha... Elma, elma değil mi? Elma, 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 elma biliyorum. O yüzden hani şey tamam. Yapacağım. Tamam. Yine 14 tane yumurta almış. Tamam. Tam 14. 14 yumurta burada. Köy yumurtası. Çikolatam vardı sanki. Hal hal zeytinden alacağım. Izgara için değil mi? Şey, hal hal alacağım. Ondan iki tane alayım. Tamam. O kaptan varsa. Al böyle. Var. Ben et var mı kuru et? Var. Bakabilirsiniz. Müsait olan var mı? Organik seviyede bakabilirsiniz. Ben onu... Esat'ın şey yapması lazım, bakması tamam. Lazım. Esat Bey danışmaya. Şöyle. Şu balı bir tadı, evet. Abla sen... Ben çünkü her balı yerim de Esat hemen bir aroma alıyor balda. Yok, güzel. Tamam, bunu alalım. Bu şayla çekilir. Tamam, bu şey küçük, al, küçük alalım. Sen Ankara'lar var ya, öyle. Ha, Ankara balını beğenmedim. Her yerde bulabilirsiniz bunu da. Geçmiş olsun. Tamam, bunu alalım. Tamam. Tam yeterli sanki. Değil mi? Tam bir kahvaltılık. Tamam, tamam, o yeterli. Aynen. Sadece sunum. Herkes çünkü şunu yiyor, kimse onu yemiyor. Aslında aynı peynir de. Evet. Bir de hellim olunca kahvaltıda çok peynire de gitmiyor. Doğru. Kızartınca içtiriyor. Şey, şu peynir dolgululardan. Evet. Şu meşhur peynir dolgulu jalapeno. Bak, biz kişi başı iki tane alalım, beğenirsek büyüğünü alırız. Yani sanki bilemedim. Aa, o kadar güzel. İyi mi ya gerçekten? Gerçekten çok iyi. Yani önceden beri tükettiğimiz için bana iyi geliyor ama sırf fenomen olduğu için bence değil ama ince uzunlarından vereyim. Ben bunu böyle dilim dilim kesiyorum. Kahvaltıya falan mı? Evet, direkt ısırmalık biraz zor olabiliyor böyle güzel kesen bıçağınızı dilim dilim kesin. Tamam, ben şimdi akşam deneyeyim. Güzelse yarın hesap böyle paket tamam. Ya da böyle vermeniz daha taze duruyor bu arada. Tabii, tabii. Aynen, böyle şöyle güzel. Teşekkürler. İstediğimi hatırlıyorum. Baktık orada çünkü. Bunu alayım da şimdi sen zahmet yapmadın. Yani ben hiç elma yiyen bir insanım. Bu arada güzel bu elma. Evet. Onun... Ama onunla o çok farklı. O farklı şeyler. Bir elma. Yaz elması. Bu yaz elması. Kararıyor. Saat şu an 5.54, 6. Neyi? Açarım. Kızım. Aha, devirdik. Devirdik. Kaç dakika? Çok güzel.
De ne akıyor şu an pembe pembe? Aa, arabada inşallah bu hayır hayır ile alakalı bir şey yok. Şey galiba filenin o şeyi. Şşş kızım hayır. Biz ne yiyeceğiz? Yemeğimizi unuttuk. Allah unuttuk yani. Ne yapacağız? Aç kalacağız. Yapacak bir şey yok. Aldık bir sürü şu anlar yeriz. Ne saçma. Üstüme bak. Korsan seni aşat etti. Hiç bunları görmemiştim. Korsan mahvetmiş benim üstümü. Lan korsan. Kadın uyardı ama seni. Ne bileyim bu kadar da pantolon mantolon her şeyi iptal Simge. Ulan çok üzüldüm şu an ya. Daha ben bunları 10 gün giyecektim. Abartıyor şu an, kimse ona inanmaz. İki araba bir de orada bir şey yalayacağım diye. Cookie. Esat şimdi bize bir kahve yapar. Ben onları yerleştirdim. Aldım. Hay bak karıcığım benim ayakkabım olmuş, kendisinikini bırakmış. Biz de böyle bir delikanlıyız. İşte o. Cookie. Bu kadar kolay değil Cookie. Cookie mu? Kahveleri ben yapacağım belli ki. Şimdi ben diyorum ki buranın üstüne her şeyi yiyelim. Bir diyecek bir şey bulamadım. Şundan aldım. Ay ben bunu çok beğendim ve bu kadarı bile kaldı diye çok üzüldüm. 20'sinde mi ne filede %50 indirime giriyorum. Şuradan bir tane aldım. O gün içinde altılı böyle bir koli siparişi verdik. Şunu da kahveme saklıyorum. Sen korsanın kokusunu aldığın için mi böyle yaptın acaba? Esat var ya, abartmış bazı şeyleri. 4 tane almış. Her şeyi çıkartalım. Şu işte aldığım. Ay çok güzel. Ben bunu çok... Kızım bir dur ya. Burada. Bebeğim. Git. Nasıl kokluyor? Korsanı mı sevdik biz? Dur bebeğim. Hepsini bir çıkartalım. Buranın üstüne. Bizim klasik yerleştirmemiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çok sevdim. Diğerlerinden daha iyi ve bunun kokusu diğerleri gibi rahatsız da etmiyor. Yani nasıl biliyor musunuz? Ekstra da parlatıyor böyle. Arap sabunu. Bir de elime en dokunmayan bu oldu. O beyaz sabunlu su benim ellerimi mahvetti. Açık alayım. Kızım hayır. Cookie. Delersin melersin bir şeyi ya. Her gittiğimizde mutlaka bir tane alırız. Hatta diğerleri de suda duruyor. Şöyle kuru et, pastırma, Esat böyle şeyler almış. Ben şöyle bir tel peynir aldım. Şöyle bir muş yayla balı mı demişlerdi. Hatırlayamadım. Ama dedim ki hangi balı tavsiye ediyorsunuz? Ben bunu evimde kullanıyorum deyince bana o güveni direkt alıyorsunuz yani. O yüzden böyle işletmeleri çok seviyorum. Bunu inşallah Cookie denmemiştir. Ve acuka en sevdiğimiz. Yani buranın acukası çok iyi. Hakikaten. Şöyle Balıkesir ezine. Benim tek yiyebildiğim ezine bu. Ve dil peyniri. Hep soruyorsunuz ya bu peynir ne peyniri diye. İşte bu. Yani şöyle ismini okuyabilirsiniz bu şekilde. Böyle şarküterilerde oluyor. 14 tane yumurta. Bizim kabımız 14 tane aldığı için. Şöyle bir de hellim aldık. Bu güzel. Şöyle bir çöp yapalım. Şu ceketimi aldım şuradan. Evet, şöyle bunları göstermiştim. Şöyle biberi aldım et yapacağım için. Bu arada size menüyü söylemedim. Misafirimiz geleceği için bir alışveriş yaptık biz aslında. Güzel de bir menü düşündüm. Şu ana kadarki menülerimizden bir tık farklı. Bu sefer tabak hazırlıyorum herkese. Ortaya yine bir şeyler yapacağım tabii ki ama... Patates. Bunlar hep misafir için alınan şeyler bu arada. Kendi temel ihtiyaçlarımızı da alıyoruz çünkü. Bitiyor.
Bu ay mesela iki büyük market alışverişi yaptık. Bir de ben geçtiğimiz günlerde sipariş vermiştim. Bir de o yani. Şöyle krem aldım. Hafta sonraki yemekte kullanacağım için. Şöyle Esat bu bulguru seviyorum. Baş başı. Başak başı gösterdim, o değil dedi. Aa işte bunlar hep böyle şey olmuşlar. Hibiskuslanmışlar. Bir dakika. Silerek koyalım buraya. Çünkü dibi var ya Hüseyin Hanım. Onu öyle satmamaları lazım. Esat'a böyle bayağı bir konuştuk zaten markette. Kara buğday unu. Şöyle çilek aldık. Ton balıkları. Sütler. Şimdi evde en çok tüketilen şey olabilir bu arada süzme yoğurt. Bu arada okeydir demişim ama asla okey değilmiş. Bir poşet daha var. Önce bunları yerleştirelim, sonra diğerlerini koyarız. Konuşmaya devam hocam, et. Hocam aç, aç. Aç. Ben açım. Isıt yemekleri. Ben açım, orada mum peşinde koşturuyoruz. Isıt yemekleri koca. Ya güzelim, yemek yok ortak. Bak. Yapamam. Gerçekten yapamam yani. Maçın mı var? Benim maçım var ve ben açım. Tamam, bu dediğimi hayatım ben yapsam. Ya. Hayatım, onu ye, ısıtıp yer misin? Unuttuk tavuk gelirken olmayı ve bunu markette böyle konuştuk. Yok olmadığını bilerek konuştuk. Böyle yaptın bana ve unuttuk. Ne yapabilirim şimdi? Yaratayım mı yani? Yaratmak Allah'a mahsustur. Türkiye'de gizliden gizliden var tabii. Ben sana kötü bir şey verir miyim kızım ya? Etler falan nerede? Onları görmedim de. Ben orada işte. Aşağıda kalmıştır. Duydun mu? Tatlı can oymadın mı? Tadına doymadın mı? Cookie'ye bu kalan peyniri yedirsem ne olur? Var bir tane daha lavaşımız, onu ısıtırız, yaparız bir şey. Yapamazsın ya, yaparım nasıl yapacaksın ya, hayatım? Yaparım. Afiyet olsun kızım. Ben kendime yemek yaparım bu işi. Teknik destek dedin mi sen? Vermiyor teknik destek. Bekle. Buradan söyleyeyim. Vallahi dolabı yarım yamalak sizlerle düzenledik. O esnada bir kötü bir telefon konuşması yapıyorduk. Ondan da bahsedeyim değil mi hayatım? Bence de herkes bilsin. Bence yani, de. Yani normalde böyle şeylerden bahsetmeyi hiç sevmiyorum. Mesela bir olumsuzluk yaşadığım zaman ya da bir şeyi beğenmediğim zaman onu bir daha almayarak. Bir dakika, bunu bir kapatayım. Bu arada buzdolabımız gayet güzel olmamış mı? Ben bu kez düzeninden çok memnun kaldım. Şunu söyleyeyim önce, göstereyim. Şu kısmı yine eski haline geri getirdiğim için güzel oldu bence böyle. Gayet de düzgün. Ama birkaç gün sonra zaten hemen her şey biteceği için yani nasıl oluyor anlamıyorum ama birkaç gün içinde sanki biz hiç markete gitmemişiz gibi dolap bomboş oluyor. Neyse, yaşadığımız ufak sıkıntıdan bahsedeceğim sizlere. 15 gündür bir süreç yaşıyoruz Türk Telekom'la. Zaten yani Türk Telekom'un süreç yaşamayan yoktur bence, yani benim tahminimce.
Hayatım azıcık kısar mı? Bu Türk Telekom'un çok upuzun bir mevzu bizimki. Hepsini tamamıyla anlatmayacağım ama kesinlikle ve kesinlikle bir iletişim problemleri olduğunu düşünüyorum. Tüm müşteri temsilcilerini zaten artık çevremde de hiç kullanan ve memnun olan da görmedim bu arada. Hani sizlerin de eminim ki şikayetleri vardır. Telefonda da söyledik hani iptal ettirmek istiyoruz. Çünkü biz internetlerini kullanamıyoruz. Yani sınırsız dediler sınırsız yaptık. 100 megabit dediler 100 megabit yaptık. Meğersem altyapımız 75'ten fazlasını kaldırmıyormuş. Yani 80 falan alıyormuş. 80 megabitte bir internet olmadığı için ya 25 ya 50 ya 75 ya 100 ya da daha fazlası işte. Neyse bizim olduğumuz bölgede zaten sağlamadığı için biz bir senedir de böyle boşu boşuna fazla yani görseniz internet faturamızı cidden gülersiniz yani ve bir de evimize gelip internetimizi kullansanız gülersiniz. Yani çok daha düşük hız, kotalı internette çok daha iyi verim alan bir sürü insan vardır. Çok eminim buna. Ve biz böyle işte kazıklana aa bu böyle midir? Okey. Aa tamam öyle mi yapıyorsunuz? Tamam diye. Sattıkları her şeye okey dedik. Yaptıkları her şeye okey dedik. Bir de o süreçlerde o kadar iyi konuşuyorlar ki mesela böyle sizi işte ikna edene kadar böyle mükemmel konuşuyorlar. Sizin bir şikayetiniz olduğu zaman ses düşüyor, mod düşüyor, sizi dinlemiyorlar. Siz konuşurken konuşuyorlar. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yani siz oranın müşterisisiniz. Ne kadar ayıp bir şey. Şikayetimizi oluşturduk. Bir modem bekliyoruz. 15 gündür modem gelecek. Yani 2024 Türkiye'sinde ben hepsi buradan bir sipariş veriyorum. Mesela şu an sipariş versem ertesi sabah beni kurye arıyor diyor ki siparişinizi getirdim. Ya da başka bir kurye beni arıyor diyor ki mesela işte Simge Hanım şu an yola çıkıyorum. Akşamüstü getirebileceğim. Uygun musunuz diyor. Arıyor. Bunlar o kadar saçma sapan bir kuryeyle çalışıyorlar ki 15 gündür modem yok artık. Modemi ne yaptılar bilmiyorum. Yani kargo firması neydi? AGT kurye. Zaten iğrenç bir kurye bu arada. Daha önce bir hani şeyim olduğu için bunu söylüyorum. Bir kartım vardı, kredi kartım. Kredi kartım yok mesela bu kuryeden dolayı. Ben yurt dışındayken geliyor kart. Bana teslim edilemediği için kuryeyi arıyorum. Kuryedeki hanımefendiyle görüşüyorum. Bankaya gidin diyor. Bankayı arıyorum. Ya kart yok ortada ve yine bu kuryenin suçu. Yani neyse hem kuryenin hatasını geçtim ben. Kurye hatalıysa hatalı. O zaman Türk Telekom gibi bir firmada böyle bir kuryeyle çalışmasın. Yani bir sürü kargo firması var. Ya da Türk Telekom kendi kuryesiyle göndersin. Yani bir şey yapsın ya da desin ki bize. Gidin Türk Telekom ofisinden alın desin. Hani bu kadar o kadar çok çözümü var ki o satış danışmanı satışı kendi yapmak istediği için bize Türk Telekom ofisinden almamız gerektiğini söylemedi. Bakın buna da bu kadar eminim. Yine bir şey demedim telefonda ama süreç farklı yerlere giderse bizim kullanamadığımız interneti ödediğimiz ücrete rağmen bizden iptal için bir taahhüt ödemesi isterlerse zaten hukuki bir süreç başlatmayı düşünüyoruz. O hukuki süreçte de buna da değineceğim. Normal şartlarda biz Türk Telekom ofisine gidip aynı gün mesela yarın sabah kalkıp Türk Telekom ofisine gidip gayet modemimizi alıp evimize getirebiliyorken sırf şu anda oradaki işgüzar müşteri temsilcilerinin bize bir türlü bu olayı iptal edemedikleri için yani kaç yılındayız artık alt tarafa bir iptal edecekler. Ve işlem yapıldı. Gelmesine rağmen hiçbir işlem açıldı. Hani işlemi yaptık demişler. Biz aramasak haberimiz yok bu arada. Hani Esat dedi ki ben şunları bir arayayım dedi öyle haberimiz oldu. Hani arayıp haber de vermiyorlar. Modem yok, iptal yok, hiçbir şey yok. Biz böyle bekliyoruz. Yani ne video yükleyebiliyorum. Yani hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir şey indiremiyoruz. Yani o kadar saçma bir şey ki yani bütün işim sosyal medyadan ben bir tane reel'ı 10 dakikada yüklüyorum ya. Ben nasıl YouTube videosu yükleyeyim? 30-40 saniyelik videoyu yüklerken bile burada sinir krizi geçiriyorum. Ve ben her şeyi söylüyorum. Diyorum ki bakın benim bütün işim internetten, eşimin bütün işi internetten. Ya bizim internet problemimizi çözün. Biz zaten size fazla hani biz şey demiyoruz işte biz az ödeyelim de ama iyi bir hizmet alalım da demiyoruz. Ne derlerse tamam dedik ama hiçbir verim alamadık. En kısa sürede değiştirmek istiyoruz. Yani taahhütümüz varmış. Seneye bu zamanlara kadar sanıyorum Eylül dedi. O zamandan önce bizim bu illetten kurtulmamız lazım. 8 senedir falan ben Türk Telekom'la hep aynı problemleri yaşa. Artık sıkıldım gerçekten. Çok kötü bir firma. Gerçekten daha memnun kalanını da görmedim.
sıkıntı yaşamayanı da görmedim. Ben böyle birçok firmayla sıkıntı, problem yaşıyorum ama hiç bu kadar da böyle lafımın üstüne konuşan bir müşteri temsilcisi de görmedim. Bence bayağı artık marka şeyleri bitmiş, hani öyle söyleyeyim size. Gönül rahatlığıyla şikayet ediyorum. Asla da tavsiye edeceğim bir marka değil bu saatten sonra. Artık tatlı dilleri bile kurtarmaz yani, o kadar kötü, o kadar memnun değiliz. Bakalım işte böyle bir süreç yaşandı burada evin içinde yarım saatlik. Ben o esnada birazcık dolabı falan da düzenledim. Birkaç bir şey kaldı, onları da hemen hızlıca halledeceğim. Ama bence güzel oldu ya, modum yükseldi yani, hemen modumu değiştireyim yani. Şimdi bunlara kafamı takamayacağım. Ama buzdolabı güzel oldu bence, bir daha bakalım mı? Bence güzel oldu. Neyse kapatayım artık, soğusun çünkü açık kaldı bayağı da.